Evet açacağız ama ara ara özel. Ben bugün Doçent Doktor Efe Uygaç'ın da gelmesini istiyorum. Bu bugün kesinlikle. Bugün aşamayacağımız bir noktaya geldi bu. Kesinlikle bugün hashtagleri okudu. Ergenlerin ergen kısma yetişmemiz lazım. Efe Uygaç Bey'in gelmesi lazım buraya. Dur bakın. Şeyler. Okumuştuk onu. La Enes Batur. Eres Batur kendine mi sen kutucun Anna Deniz Mesut çattı mı halim için jaren RP koyun. Nasturan Bajur o sizin destina. Azunyan Özge virgül yenge. Oğlum bak gerçekten çok enteresan bu. Kanalın sahibisi arkadaş da enteresan ha. Vıtıcın kazancına baba senin bak başlık sıkıntın var ben anladım. Ferit Vıtıcın Karakaya kendi Twitch kanalında canlı yayın bir izleyicisinin kazandığı paralel neler yaptı sorusu üzerine tartışma çıkıyor. Daha çok böyle videolar siz hep böyle artı bir açıklama şeyi metni geçmiş değil mi? Efe Uygaç TikTok kıyafet değiştirme videoları. Aleyküm öncelikle. Efe Uygaç Twitch kanalında Emre Yıldızları TikTok'ta harbiden hepsini anlatıyor bak. Gerçekten hepsini anlatıyor. Doktor Efe Uygaç mı? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Şöyle Efe Bey özelden aramışlar da sizi stüdyomuza bağlasak. Tabi. Hemen çekiyorum. Arkadaşlar. Tamam söverken geldi. Adamın arkasından ne konuşuyorsun? Terbiyesiz. Arkadaşlar, benim. Sayın dostlarım, Sayın Efe Uygaç sizde ekli mi acaba? Efe Uygaç'ı ben eklesin. Efe Uygaç Bey'i ben eklemek için davet ettim. Jurok eklesin. Zamanlar. Ama Efe Uygaç Bey nedense bana o geri dönüşü yapmadı. Neden yapmadı? Neden yapmadı? Bunu hayır, direkt sormak için. CNN Türk'te bir insan muhabbeti evet. Tuttu. Evet, abi hoş evet, geldin. Aleykümselam. Şu an yayınımıza doçent doktor Efe Uygaç katıldı. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Son durum hakkında evet. Sizden bilgi almak için sizi Discord'a çağırdık. Öncelik genlerdendi. var şu an galiba. Efe Bey sizi duyamıyoruz. Efe Bey çeken bir yere geçerseniz. Efe Bey Superbox'tan mı acaba? Alo. Allah. Bundan ne oluyor sonra acaba? Sonra kurul toplantılarımızda Superbox kullanmak yasak. Binlik pakete geçilecek. Binlik paket alınacak. Hocam 1000'e 20 mi diyorsunuz? Yayıncının olması gereken 1000'e paket. 1000'e 20 alınacak. Eğer sen orta halli veya üst halli bir yayıncıysan eğer Facebook kontratında varsa acil ek. Sayın orospu çocuğu Rox. Ben bunu söylediğinize harf harfine katılmıyorum. Konumuz şu an bu değil. Şu an konumuz farklı bir durum. Acil ek. Bir de 20 pakete geçirecek. Hocam kontrat şart mı o zaman? Kontrat şart. Çengelköy'de bir villaya taşınılacak acilen. Alo. Alo. Bir dakika evet. Efe Uygaç'a tekrardan bağlanıyoruz. Efe Bey merhaba tekrardan. Ha Facebook'ta yayın açmışsın. Ha CSGO skinlerinde skin açmışsın. Fark etmez. Aynı para değil mi? Yine de biz alıyorsun ya. O zaman sorarlar adama aynı paraysa niye sattınız? Niye sattınız? Yine döviz alıyorsun. Tamam efendim sakin olun. Tamam Jurox Bey. Efe Bey bağlandı mı geri? Buradayım Kemal Bey. Sizin kameranız acaba yok mu? Var Kemal Bey hemen aktif hale getiriyorum. Tabii bekliyoruz efendim. Şöyle yüzünüzle görelim. Evet. Ergenlere hitap edilecek bende. Jurox ve Eray mahrum kalmasın korona ile ilgili bilgilerden diye geldim hemen. Bakın bir dakika. Ben bu iki, şu anda bu iki ergen kardeşimizi.
Şimdi ben Efe Bey'e şöyle katılmıyorum. Ben buradaki kaşif bir insan olarak yani ergen olduğumu düşünmüyorum. Jurox için aynı şeyi yani. Şimdi efendim. Air Last Airbender Avatar'da ergen değil miydi? Kaç yaşındaydı o mavi kafasındaki şeyi keşfedip kendi güçlerini hissedene kadar? Hava bükmeyi kaçında öğrendi? Aurora misalisine Rek'Sai Mek'Sai. Evet. Katılıyorum. O da ergendi. O ergendi. Da ergendi Malefiz'deki Aurora. 12 yaşında mıydı? Çatal Aurora sokuğuyla uykuya daldı kız. 12 yaşında mıydı? Enk kaç yaşındaydı Enk? 16 yaşında. Kim? Enk. Enk. Ya kim değil? Enk'i bilmiyor musun oğlum? Var ya Avatar. Hava, tahta, toprak. Son hava bükücü mü? Son hava bükücü ama hepsini büktüğü için Avatar işte yani. Tahtasına kadar büküyor. 12.5 gibi bir şeydi o ya. 12 falan. Ha ama o buzun altında kaldığı için 100 yılda öyle geçmişti. 112 yaşındaydı aslında mantıken. O kaldı orada. O kalsın orada bir. Doğru öyle bir şey. O Kaptan Amerika mıydı lan o? Oğlum ne kadar çok benziyor her şey birbirine. Hayır. Kaptan Amerika okyanusyanın altındaydı. Evet şu an Ali Bey yayınımıza katılıyor. Kemal evet. Bey moderatör olarak bir el atarsanız duruma. Ali Beyciğim hoş geldiniz. Şu an sizi göremiyorum bir dakika. Neden öyle? Normal bir durum bu. Normal karşıladığımız bir durum. Hiç de şaşırmadık Ali Bey. Evet. Yalnız bir şey diyeceğim. Burada benimle dalga geçilecekse anında terk edeceğim. Özür dilerim. Teşekkürler Efe Bey. Hayır. Bugün doçen evet, doktor Ali Bey. İnternetle ilgili bir problem var. Hemen hallediyorum. Kusura bakmayın. Yeterli kırmızılık oranında olmadığınızı yeni fark ettim. Siz Efe Bey değilsiniz. Siz neden Efe Bey'siniz acaba? Siz neden bugün Efe Bey'siniz? Çünkü gruptaki doçent doktor Efe Uygaç eksikliğini birimizin tamamlaması gerekiyor. Yanlış sen mi? Virüsleri kırmızı ışıkla mı öldürmeye çalışıyorsun? Bu virüsün bak bu ışık virüsün tehlike derecesini anlatıyor arkadaşlar. Korona virüsünün bundan haberi var mı Sayın Ali Bey? Hemen bağlanalım. Tabii. Korona virüsü. Ali Bey virüsün ta kendisi gibi duruyor gerçekten yani. Efe Bey halledemediniz siz bir dakika Efe. Efe'nin yaptığı şey neydi? Kemal Bey çok kısa bir iş kaldı çok kısa. Sen ne yapıyorsun? Bu kadar amatörlük olmaz gerçekten kınıyorum. Ulan bir tanesi şuradaki videoya tuşuna basacaksın açılacak ya. Kemal attım fotoğrafa bakın. Attım reklamı benim de. Ben orospu damgası yiyorum. Son koronadan fotoğraf geldi. Bir dakika. Yapamadım yine. Ne oldu? Bir dakika. Covid-19'dan Efe Bey onu halledirken Covid-19'dan son fotoğrafı aldık. Gösterebilirsiniz yani. Evet. Mikroskop görüntüleri şu an ekranda. Canlı. Yalnız beyefendi. Bir şey diyeceğim. Siz burada hangi sıfatla bulunuyorsunuz? Siyah yani gözlüklü. Kim? Siz. Kim? Ben siz. De siyah gözlüklüyüm. Hangi? Ben mi? Ben saksı değilim burada. Ben vatandaş olarak da burada bulunabilirim. Ben Türkiye vatandaşıyım. Vatandaşın hakkı yok mu diyor konuşmaya. Ali Bey ne diyeceksiniz bu konuyla hakkımız ilgili? Hakkımız yok mu? Tabii ki başımızın üstünde. Bu arada bizim Ali, baş tacımız efendim. O geçtiğim bir kamu spotu vardı. Onu bir daha alabilir miyim senden? Elini yıkamayan vardı senden bir tane. Hala aynı fikirdeyim. Onu bir alırsak. Ellerinizi yıkayın arkadaşlar. Ali Bey buyurun. Yeni sonuçlar açıklandı. Kaç kişinin sağlıklı, kaç kişinin sağlıklı olmadığı ile ilgili testler sonucunda. Şu noktadan sonra da elini yıkamayan varsa hepsinin anasını Sakin tamam arkadaşlar tamam. Sakin olalım. Öncelikle sakin olalım. Ellerimiz tamam yıkanması gerekiyor. Bu artık herkes için okey bir şey. Herkes yıkamayan yoktur zaten artık. Yıkayın. Bu saatten sonra bu adamlar da burada okumuş etmiş hepsi. Sen ne mezunsun? Bana mı diyorsun? Bunu sorma ya. Oraya girme. Tüm ballar toplandık Discord'da adam. Oraya girme. Ne soruyor ya? Ben hayat okulunu dereceyle bitirmiş. Evet. Hayatın sillesinden olan, ben tokadını sertçe yemiş. 23 yaşında Malatyalı bir bireyim.
Doğru söylüyorsunuz. Olan Allah'ın takdiri arkadaşlar. Bunu bir Malatyalı devam. Olarak özellikle en büyük evet. özelliği Malatyalı olması halinin. Bir Malatyalı olarak evet. aramızda arkadaşlar. Efe Bey, amına kodumun kamerasını hala yapamadınız mı Efe Bey? Peki Ali Bey, Efe Bey hala uğraşırken ben konuyu dağıtmak için bir yeni bir konu açayım. Hayır, tabii ne yapıyor ki acaba? Virüsün ilk alo. Başında şunu dedim. Efe Bey. Bağlandı ancak bu geldiniz mi Efe Bey? Evet hocam, evet buradayım şu an aktif hoş olarak. Hoş geldiniz. Kemal Bey. Evet Ali Bey. Arkadaşa itimat etmeyin, yeterli kırmızılık seviyesinde değil. Yavaş yavaş ulaşacağım hocam gerekli noktaya doğru. Anladım. Umarım. Umarım Efe Bey. Teşekkürler. Evet. Bugünkü konu nedir acaba? Beni çünkü çok bağlamak bugünkü istedi. Bugünkü konu şu arkanızdaki hashtag malt kafası. O ne oluyor? onu dur kapatayım onu dur. Orada ekmek varsa biz de yer miyiz? Onu... o reklamlı o. Bu kafaya ulaşamayız zaten arkadaşlar. Sen alttan alttan bira mı içiyorsun? Hadi şöyle. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. Kendine getir alkol kullanıyorum. %99. Pardon, pardon. Reklamlı içerikle giriş yaptım. Ya, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Estağfurullah. Maili hiç attık zaten. Değil. Birazdan kontrol edersiniz. Şimdi öncelikle tamam. Bir Sayın Efe Bey'in CNN Türk'teki açıklamalarına bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Tabii ki de, tabii ki de. Yani aslında hazır ben buradayken orayı çok izlemeye gerek yok. Direkt doğru, olarak doğru şey, girebiliriz. Canlı olarak burada doğru. Evet Efe Bey. Orada anlatmak istediğiniz nelerdi? Ergenlerin temsilcisi olarak mı orada bulundunuz? Öyle bir sanki. Yok. Şimdi şöyle aslında anlatayım onu. Genç kitleye şimdi aslında seni arasalar yine aynı şey olacaktı. Beni aradılar ben çıktım gibi düşün. Aslında hitap edilmesi gereken kitle genç kitle. Genç kitleyle ilgili şimdi profesörlerimiz, doktorlarımız açıklamalar yapıyorlar tabii ki ama senin benim söylemem bir başka oluyor dediler bana telefonda. Ben de dedim ki tabii ki bu ülke için elimizden güzel bir şey geliyorsa neden yapmayalım dedim. Sonra da girdim. Helal ne yaptım ya? Helal teşekkür olsun. Ederim. Helal teşekkür olsun. Ederim. Yani ben tamamen sürece bir katkım bulunsun. Çorbada tuzum olsun amacıyla yaptığım bir hareketti. Kesinlikle zaten korona ilacı, korona aşısı bulduğumu iddia etmedim. Sadece gençlerimize evde kalmalarını bir de ben söylemek istedim. Zaten Twitter'dan ve yayınlardan da Kemal de ben de, Jirox da Eray da Ali de hepimiz söylüyoruz. Hep beraber evde kalalım. Bu konuyun erken çözülmesine yardımcı olalım diyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Helal olsun. Helal. Katılıyorum ve tebrik ediyorum. Peki, mesela merak edilen gençler tarafında şeyler var. Biz şimdi TV'lere çok bir adam değil, alışık insanlar değiliz. Birçoğumuz dizileri falan bile bilmiyoruz. Şimdi diyorlar ki bir soru geldi az önce. Acaba oraya çıktığında o metni hazırladı mı yoksa tamamen doğaçlama YouTube videosu gibi edasıyla direkt takır takır konuştu mu? Şöyle hiçbir zaman zaten dostlarımıza yalan söylemediğimiz gibi şu anda da söylemeyeceğimiz aşikar. Öncesinde canlı yayına çıkacağım akrabalarım, ailem tabii ki televizyon başında olacağı ve izleyeceği için ve canlı yayında olan bir şeyin geri dönüşü de olmayacağı için neler konuşacağımı planladım. Ama tabii ki orada yapmadık şey diye işte kağıttan okumadık yani. Belli konu başlıkları planladım. Bunlar üzerinden ilerledim. Attın hafızaya. Gerisi zaten soru cevap şey falan. Bedava biliyorsun. Bedava. Peki orada sizi zorlayan bir sunucu mu vardı karşınızda yoksa tamamen anlayışlı? Yok. Çok anlayışlı, çok yardımcı. Konuyla ilgili gerçekten yardımcı olmak isteyen bana da bir hanımefendi vardı. Sağ olsun Hande Hanım. Bu arada... bölüyorum Efe Bey, bana bir 20 GB geldi. 20 GB mı? 20 GB geldi bana. Bana da geldi, muhtemelen salla kazandan. Bana da 500 MB geldi, bana biraz düşük. Anladım. Bana da hashtag... İnternet paketleri de azalmıştı, iyi oldu. Bir kafanızı çeker misiniz? Bana da hashtag mal kafasından bir kasa bira geldi. Kemal Bey, siz taktınız o markaya, yayından sonra mailleri atalım. Ona mail atalım. Kemal Bey, galiba size de biralarmış. Ben zaten hemen dedim Kemal'in yayında gireyim, ben bir ortalığı bir yoklayayım nasıl bir durum dedi. Deseydin, biz yayında karar veriyoruz genelde böyle şeylere. Evet, bana bir şey gelmedi. Şimdi sana gelmedi değil mi 20? Sayın Jirox Bey.
Şimdi dediniz ki acil bir kurul toplantısı dediniz. Bunca şimdi ben sizi buraya neden topladım? Evet. Arkadaşlar hemen kısaca bir açıklayayım. Gençlerimizi, yaşlılarımızı ve tüm Türkiye vatandaşlarını ayırt etmeksizin ortada bir bilgi kirliliği. Ortada bir bilgi kirliliği. Yani ben haberlere bakıyorum. Her gün bir tane ilaç çıkıyor, aşı çıkıyor. Yeter ya. Evet, bugün de Rusya açıklamış bildiğimizde. Bugün de Rusya açıklamış. Aşıyı bulmuş. Ne mutlu bize. Buldun mu? Çıkar göster. Atak. Pus. Lan dur oğlum dur. Rusya ile konuşuyorsun. Oğlum koskoca ülkeyle ne biçim konuşuyorsun özür, sen? Özür dilerim. Ya ben kamerayı kapatıyorum. Ben ya. Ortada bir bilgi kirliliği vesaire gördüğünüz videolarda zaten açıklanmama gerek yok. Şimdi şöyle ondan ben dolayı insanları haftalık bir biçimde bilgilendirmemiz lazım. Ben şimdi şöyle bir şey gördüm. Bir adet bir ilaç ortalıkta geziniyormuş. İşte bu virüslere karşı etkili falan filan diye birkaç ünlü tarafından da reklam yapılmış. Kelle paça. Bu tamamen kelle paça değil. Sen Allah belanı versin kelle paça değil. Sen şimdi Canan Hanım'a burada bir şey mi diyorsun? Allah Allah. Çay şekerli içecek. Sadece burada şöyle bir durum var. O ilacın tamamen yalan olduğu ve asılsız olduğu haberlerde de yayınlandı zaten. Bir diğer haberimiz ise karantinada KYK yurtları yanlış bilmiyorsam belli başlı yurtlarda öğrencilerin eşyaları karıştırılıyormuş. Neden hiçbir anlam veremedim ben buna. Yani buradan milletimize de yani bir adam karantinada galiba sıkıldı mı ne oldu ama kişisel eşyalar hep oynanmış, karıştırılmış Eray Bey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir öğrencinin kişisel eşyaları... Şimdi bunu benim kitleye yönelik söylediğini düşünüyorum. Benim kitleden evet suluğunu falan alanlar olmuş. Buradan teyzelerime, amcalarıma sesleniyorum. Çocukların suluğunu, yemek şeyini lütfen almayın. Yani onlar da yani orayı size hani karantina için bıraktılar. Siz hani güzel şekilde kullanıp bırakırsanız biz de teşekkür ederiz. Benim kitlem gerçekten yani şu an kötü durumda. Çocukların suluklarını falan çalıyor. Ben Eray'a bir soru sormak istiyorum. Çok tabii özür diliyorum. Tabii. Eray Bey, şu biliyorsunuz zor günlerde nasıl ki benim hitap ettiğim bir kitle varsa sizin de hitap ettiğiniz. Tabii. Şimdi korona bitiminde biliyorsunuz ki okullar 30 Nisan'a kadar tatil. Evet. Diyelim ki 1 Mayıs'ta okullar şöyle açıldı. Şöyle bir şey var, hemen bir araya gireceğim. Pardon, çok özür diliyorum. Efe Bey, okulla ilgili herhangi bir şeyse okul öncesi eğitim alıyor Eray'ın kitle. Hocam tam ona yönelik bir soru geliyordu. Buyurun. 30 Nisan'dan sonra pazartesi günü anneler babalar çocukları sabah okula yollarken nasıl bir beslenme çantasıyla göndermeli okula? Bu şimdi konuda beslenme çantamızda olması gerekenler genellikle bir muz ve bir kakaolu süt olarak tercih edilmesi. Bir dakika, ne gülüyorsun orospu çocuğu? Ne gülüyorsun? Saygısız herif. Gel buraya. Gel burada insanlara şey yap. Gel buraya. Saygısız. Evet Eray hocam. Eray hocam sinirlenmeyin. Çok özür dilerim Eray Bey. Sinirlenmeyin. Ben gidiyorum, bu yeri terk ediyorum. Sen Nesquik'i savundun. Savunmadım. Nesquik'i savundun. Alçak. Pardon. Devam ediyorum. Çok özür dilerim. Devam edin. Öğretimle şu kurallara dikkat edilmesi lazım. Annelerin ve babaların özellikle bunu dinlemesini istiyorum. Bir tane muz her zaman yanında olması, kakaolu süt ve hani ona bir şey deniliyordu. Kemal Bey siz onu bilirsiniz böyle. Neydi ona? Bir şey deniliyordu ona. Ha, örtü. Örtüyü de unutmayalım. Evet, örtüyü de unutmayalım. Çocuklarımız pislenmesin, şey yapmasın. Okulumuzda temiz tutalım. Peki, ben bir şey soracağım. Hadi. Son zamanlarda gelen bir bilgi bu. Efe Bey daha iyi bilir. Hatta Ali Bey de bu bilgiyi ya. Ne söyleyeceğinizi şu an anladım ben, daha söylemedim. Hayır, imkanı yok. Kakaolu süt kalsın ama muz yerine lemba spread diyebilir miyiz? Lemba spread derken hocam? Lembas ekmeği elflere özel bir yiyecek biliyorsunuz. Evet. Şuna karşılık alsan doyarsın. Yaklaşık şu boylarda olur. Ve yaklaşık şu boyutta bir öğün götürür sizi. Götürür. Evet. O şimdi derece diyorsun. Sağlık açısından olduğu için muz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Jirox Bey. Peki kakaolu süt... Ben seni sizi sikerim Kemal Bey. Abi. Hayır öyle bir şey. Ya size gülmedim bu arada. Kemal Bey. Buyurun.
Çok ilginç bir haberle şu anda bölüyorum. Yabancı kaynaklardan öğrendiğim ve gazetelerde paylaşıldığına göre linkini attım. Kaynağım hemen chatte. Açabilirsiniz. İlk korona vakasının bir Çinli tarafından yarasayla seks yapmasından dolayı açığa çıkmış. Oha! 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 Sende bir onayı var mı? Yazılı bir onayı var mı bu konunun sende? Kaynaklarımı aynen şu senin anda... Senin kaynağın kim? Yabancı medya. Burada da önemli bu arada söylemek istiyorum ben Kemal'cim. Bu arada gerçekten böyle bir haber geçilmiş. Ben şu an bak tamam. Gördüm. World News Daily Report diye bunu FB bu kanalı oldukça biliyor genelde kanallarla ilgili. Ama 2-3 yazım çıkmıştı. Şöyle bir sıkıntı var Ali Bey. Bak siz ikide bir bilgi kirliliği verecek insanlara net olmayan haberler veriyorsunuz. Evet. 2'dir 3'dir evet. Oldu bu. Ya biz burada evet. Bilgi kirliliğini önlemeye çalışıyoruz. Evet. Bu yavşak gelmiş bilgi kirliliği. Abi yapmayın ya. Lütfen küfür yok. Aile izliyor benim. Yavşak yanlış kelime orada. Yanlış kelime. Yani. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben de. Bu arada bir şey diyeceğim Ali Bey. Evet. Öncelikle buna hepinizin katılmasını istiyorum. Lütfen bir cinsel münakaşada lastik kullanmanızı önemli. Vurmuyoruz. Lütfen. Münakaşa değildir lütfen. Beyefendi o. Münasebettir. Münasebet. İkisinde de kullanılmalı evet. Eray'ın tecrübeleri genelde münakaşa tarzında oldu. Münakaşa şeklinde. Ben de komşusuyum. Lütfen. Şahit oluyorum. Evet. Lütfen kullanın. Lütfen. Ölüyordum abla koydum. Bu anda da takıyormuş değil mi? Ben bu arada boydan çıktım. Haberiniz olsun. Teşekkürler. Devam edelim lütfen. Instagram'dan DM'yi arıyor. Ulan dur şimdi. Evet Efe Bey gerekli kırmızılığa geldi şu anda. Evet. Konuya geçebiliriz direkt. Evet şu anda tehlike seviyesinde Efe Bey'in suratından gördüğünüz üzere. Çok yüksek. Gerçekten evet. Şimdi peki şu konumuz yeni bir konu. Az önce bahsedildi kakaolu süt. Şimdi çocuğum kakao sevmiyor ya da alerjisi var. Evet. Bu konuda ne yapabiliriz Sayın Eray ve Efe Beyciğim? Siz genelde besin olarak da besin zincirinin en üstlerinde bulunan. Efe Bey başlarsa ben devamını getireceğim. Ben çok biraz. Şimdi şöyle kakao sevilmeyen durumlarda kullanılabilecek bir şey söyleyeceğim. Konunun ciddiyetini kavrarsak. Efe Bey pardon. Özür dilerim. Efe Bey bu arada ciddiyetini kavrarsak alçak herif. Arkadaşlar pardon özür diliyorum. Efe Bey kafanızı her aşağı indirdiğinizde bana 5000 artı KDV mal oluyor. Hashtag mal kalası. Onu öyle tutarsak aynen öyle. Evet evet onu sabitledim oraya doğru. Tamamdır. Kakao gibi besinler çoğu kişide alerji oranı yüksek besinler bunlar hepimizin de bildiği gibi. Muzlu çilekli sütle bunun telafisini sağlayabiliriz rahatça. Kolay alternatif çözümlerle süt ihtiyacını meyveli bir şekilde karşılayabiliriz. Bundan yana herhangi bir sorun yok. Efe Bey'e ben de aynı şekilde katılıyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kakaolu sütü tercih etmeyen çocuklarımıza, kitlemize meyveli sütleri tercih ediyoruz efendim. Teşekkürler. Bu kadar. Eray Bey siz hiçbir şey katmadınız benim söylediklerime. Aman yani... Afiyet sabahtan beri ben konuşuyorum. Ne katayım yani. Ne diyebilirim ki? Efe Bey ben... söyleyin yani. Küfür kullanmanız. Özür dilerim küfürüm için ama yani. Ben bu arada bir şey katmak istiyorum eğer izin verirseniz Efe Bey. Tabii. Her sabah çocuklarımıza kalktıklarında bir Benfero barfiks çektirmemiz lazım. Benfero barfiks. Peki bir şey sorabilir miyim? Çok kesiyorum sizin. Benfero barfiksi ne oluyor efendim? Muhtemelen vücudumuzun erkekten örnek verecek olursak daha çok böyle genital bölgesine doğru çekmemiz lazım. Nasıl barfix. Yani? Şimdi bunu genital bölgesine yapamayız. Örneklendiremem çünkü barfiks şeyim yok burada. Yoksa bayağı iyi çekerim. Vücudumuzun genital bölgesine kadar çektirmemiz lazım. Benfero barfiksi tam olarak o anlama evet. geliyor. Evet. Bir dakika yani. Durun. Durun. Biliyorsun barfiksi terapisi çek. Koronadan çıkmış bir insan burada. Gel kardeşim.
Nasıl atlattın bu süreci, merhabalar? Aa, bu arada çok az sayıdı arkadaşlar, evet. Bu arada. Evet. Gerçekten çok az sayıdı Fuat. Evet, koronadan çıktınız. Anlatın nasıl? Çok zor bir durumdu. Ülkem bana çok iyi baktı, teşekkür ederim. Orası çok iyi bir baktık. Arkadaşlarım da çok iyi baktı. Evden 20 gündür çıkmıyorum. Hiçbir şey yapmadım. İnanılmaz derecede öksürüklerim vardı. Ali kardeşim aynı zamanda, Drox kardeşim taşındığı için bakamadı, yoksa eminim bakardı. Eray kardeşim ve diğer kardeşlerim bana yardım etti, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Nefes darlığım vardı, çok zor durumlardan geçtim. Aynı şekilde temas halindeyken bile koronayı onlara bulaştırmayarak... Temas halindeyken... Temas, bir şey söyleyeceğim, Ali Bey bir şey sor. Nasıl bir temas? Bunu, sırrını açılar mısınız? Bunu sebebim ben de biliyorum. Galiba kardeş ilişkisi bu, hani... Ya da, ya da Malatya'da olmamla alakalı olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Ali Bey Malatya'da, tabii ki ona bir şey diyemem. Teşekkürler. Malatya'da... Bunların hepsi Allah korusun yakın zamanda bir vaka olarak. Çünkü yani gerçekten ben şu an bir düşündüm. Hani burun akıntısı bilmem ne şu bu olan tamamen ilişkiyi kessin. Yayına dahi almam. Karantinada olacaksınız. Oyununuzu oynayın, evinizde oturun. Kendinize iyi bakın yani. Ali, Eray, size diyorum bunu. Hadi biz zaten dışarı çıkmıyoruz. O siktir. Oha! Bir dakika. Ondan bir şey olmaz. Ondan bir şey olmaz. Jurox sürükle o Kemal. Ondan bir şey olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Jurox Bey'e geldi bu soru özellikle. Evet. Efendim, buyurun. Şimdi ayıgillerle sizin aranız iyiymiş. Panki'yle çokça görüşürüm, evet. Kimle? Evet, burada Panki'ye dis geldi. Panki'yle. Şimdi Panki senin ana avrası sözde. Panki haklı mı? Haksız mı? Hemen geliyorum. Panki okay, Bey'in tamamdır. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Aramızda güzel bir samimiyet var. Keşke size bir fotoğrafını gösterebilsem, fakat belirli anlaşmalar içerisinde o fotoğrafı gösterebilmek olayı olmuyor. Şimdi ama şöyle. Şimdi konuyla bir alakası olduğundan devam ediyorum. Öyle bir şey. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir soru geldi. Ana soru şu. Panda bir ayı mıdır? Panda bir ayıdır. Panda ayısıdır. Evet. Panda ayısıdır. Sadece ben de hemen mesela nasıl güzelim gezegenimizde bütün şeyler siyahi güzel insanlarımız, beyaz güzel insanlarımız olduğu gibi panda ayısı da vardır. Boz ayı da vardır, kutup ayısı da vardır. Peki şöyle bir şey var mesela. Oğuzhan Bey'in bu konudaki bilgisini takdir ediyorum. Nereden olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Sanırım familia benzerliğinden. Ancak panda ayı türünün bambaşka, daha narin ve başkalaşmış bir türü bana göre. Benim görüşüm. Şimdi bana çok yırtıcı yani, gelen... Abi, bu konuda sizin görüşünüz benim görüşüm diye bir şey yok. Panda ayıysa ayıdır, değilse değildir yani. Bu konuda bir benim görüşümce ayı diye bir tabir. Yani şöyle, Oğuzhan Bey de benim görüşümce ayı. Ancak net, somut bir kanıt koyamadığımız için iki konudan da, koyabilen varsa koysun. Ben onaylarım. Evet, verdiğiniz örnek gerçekten benim de kafamı karıştırdı. Karıştırdı. Baştan sorgulayacağım yani. Yo Efe Bey, ben burada sıkıntıyı anladım. Burada Kemal Bey büyük bir ihtimalle Algida sponsorluğunda Panda markasının değerini düşürmeye çalışıyor. Evet. Ve ben daha fazla bu şekilde kışkırtılmalara gelemem. Hayır efendim, alakası yok. Panda aksine... Reklam aldıysanız da adam akıllı çıkarım söyleyin. Hayır efendim, Panda aksine... Hayır, yani. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi Panda aksine bana tatlı gelen, hani bu bambu yiyor, bu et diyor, anladın mı yani? Şimdi nasıl... Hani ondan dolayı ben merak olarak burada geldim, bir soru daha. Nerede duruyorsun? Belki et de yiyor. Vejeteryandır belki. Belki vejeteryan. Kim? Mesela ama balı sevmiyor, balı pandalar seviyor. Olabilir. Pandalar benim bildiğim kadarıyla bambu besinleriyle besleniyor. Bambu evet işte yiyor. onun için sordum efendim, ben de. Vejeteryan familyasından çünkü onlar da. Böyle bir familya olduğuna emin miyiz? Yayınımıza aynı familyadan birisini bağlayabilir miyiz? Hemen hani Uğur Bey'e ulaşabilirsek, izliyorsa. Uğur Bey? Panki. Belki de ben ulaşamayayım hemen kendisine. Panki'yi bir arayıp sorar mısın?
Panda ayı mıdır? Bununla ilgili bir bilgi geldi mi ona? Arıyorum. Hemen. Hemen mikrofonlar eşlik ediyorum. 2 dakika. Tabii tabii. Arıyorum. Tabii. Açmıyor. Muhtemelen kış uykusunda. Gördüğünüz gibi açmıyor. Evet. Kış uykusunda. Belki et bulamadığı evet. için yemiyordur diyen var. Olabilir bak, olabilir. Olabilir efendim, her şey olabilir yani. Ekranda şu ortadaki arkadaş Rufs arkadaşlar. Karıştıranlar varmış. Ortadaki arkadaş Rufs. Peki Eray Bey sizin kamera... Eray Bey'in yeni kamerasına gelelim. Eray Bey'in yeni kamerasına gelelim. Eray Bey bir kameranızı açar mısınız? Buyurun efendim. Siz kaç para kazandınız da son günlerde böyle lensli, böyle güzel. Senin Allah belanı verir. Daha da yakınlaştırsaydın ya yüzüne. Niye bu kadar yakın ya, oğlum? Ayarlayamadım amına koyayım ya. Nasıl ayarlayamadın ya? Vallahi ayarlayamadım şey. Bir düzdür bakayım. Baksana kafam çıkmıyor amına koyayım böyle. Aynı alışmadık yer... kamerada lens durmuyor Kemalcim biliyorsun. Harbiden öyle Efe Bey. Juro. Bu benim kamera değil. Bu benim başka kamera. Lan tamam da senin niye yarı... Çenen niye sadece gözüküyor ben onu anlamadım yani. Çeneden üstü şöyle... Hayır kamera şu an yukarıya alıyor ondan dolayı. Şöyle indirirsem direkt aşağıya da alacaktır. Sizin profesyonel kameranız nerede? Profesyonel kamera benim yayın bilgisayarına bağlı olduğu için sizde, gaming PC'de bu kamera. Eray Bey sizde gaming PC yayın bilgisayarı yok mu? Oğuzhan Bey kaç bilgisayar var evinizde? bir virüsü kontrol ettiğimiz oradan bütün database'den bilgi aldığımız bir bilgisayar bulunuyor. Rocks tutmuyor mu? 2 yayın bilgisayarı bulunuyor. 3 bir de gaming PC'miz bulunuyor efendim. Evet Rocks ciddi tutuyor. Evet, Jirok sen artık pıdır diyorsun. Sen pıt pıt Jirok'sun artık bundan sonra. Sen pıt diyorsun oğlum bu arada. Sen pıt diyorsun Eray. Eray sen pıt diyorsun. Ben pıtlamıyorum lan. Bak dur Jirok konuş. Susturuyorum kendini. Lan pıtladın amına koyayım gitmeden yine. Gitti işte. Sen de aynı anda pıtladınız. Aynı anda pıtladınız. Ben de ikiniz de çıkın. İkiniz de çıkın girin. Pıtlıyorsunuz arkadaşlar. Yo gerek yok. İkiniz de çıkın. Lan mikrofonum açıkayım mikrofonum. Gerek yok şu anda ben sorunu çözdüm. Bak Jirok var. Sorunu çözdüm şu an. Ben söylüyorum bir. Konuş. Çözdüm sorunu şu an. Bende pıtlama olmaz şu an. İmkanı yok. Evet olmuyor. Alıyorum. Olmuyor bende. Nasıl olmuyor? Bir dakika. Ciro sen sorun. Bende var mı? Bak sende bunda pıtlıyor aynen. Bende pıtlama yok. Çözdüm ben sorunu. Neden? Profesyonellik bunu gerektirir. Eray'da pıtlıyor Eray'da. Yalnız siz burada Eray Bey profesyonel değil mi demek istiyorsunuz? Şaka yapıyorum. Ben hallederim Eray Bey'in hemen. Dur. Diğer konuya geliyorum. Sayın bir tane amına koyduğumun uzun saçlı bir insan var. Bana bir yılda bilgisayar ayarlıyor. Kendisi. Abi, hala, hala ayarlanmadı. Efendim sonra... biz burada koronadan ülkemiz gündeminden bahsediyoruz. Senin Allah belanı vermesin. İnsanlar iş yerlerini kapattı. İnsanlar iş yerlerini kapattı. İnsanlar şu anda kargoları durdurdu. Siteler kargo almıyor. Her şey bakarak görerek orada 25 saat dışarı durarak. Kemal Bey siteler cayır cayır kargo alıyor. Kötü siteler kargo alıyor. İsterseniz marka kötülemeyelim şu an yayında. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Kendinden emin sipariş. O kargoların her türlü dezenfektesini sağlayabilen siteler kargo alıyor. O zaman bizimki niye almıyor lan? Galiba bizim site kötü bir site. Sayın Eray Beyciğim çözülsün şu işler başımızdan bitsin gerisi kolay. Önce sağlık ne diyoruz? Önce sağlık. Sağlık. Önce sağlık diyoruz. Onlar önce kolay. Sağlık. Yoksa bilgisayar şey yapmışsın, şey olmuş, bu olmuş. Bakın Berçan'a dün sabah sıkılmış bana diyor ki bir bilgisayar daha. Neymiş efendim? Yayınlarda kod oynayacakmış. Yalnız Berkcan Bey de bu korona salgınından dolayı evde olan insanları eğlendirme açısından bunu düşünüyor. Doğru ama evet. Bol bol yayın açmaya tamamen, başladı. Tamamen insanların sıkıntısını gidermek ve evde olan insanları mutlu etmek için. Şimdi bana lütfen. Berkcan şöyle bir şey dedi. Kanka Lego yapalım dedi. Gel dedi birlikte dezenfekt tüm kıyafetimizi o süitler var ya ondan giyinelim dedi. Buluşalım yan yana bir Lego yapalım dedi. Hem de zaman geçiririz falan filan yayın mayın muhabbet olur dedi.
Berkcan Bey'e dedim ki son yayınız da Lego yapmış Berkcan. Dedim ki benimki 12 saat sürdü. Bayağı şey bir Lego yapmıştım bir de o Iron Man hatırlarsınız. Dedim sizinki kaç saat sürdü? 35 dedi. Ulan dedim 35 dakikada Lego mu biter falan filan derken yayın 35 dakikaymış arkadaşlar. Adam 35 dakika yayın açıp kapatmış, Lego 5 dakika sürmüş. Böyle bir yayın mı olur, böyle yayıncılık mı olur? İnsanlar neresi... 35 dakika sürmüş Lego lan. Ne bileyim oğlum, son yayın Berkcan dur bakalım. O eskiden kule yaptığımız büyük Legolar vardı, onu mu yapmış acaba? Ben anlamadım ki nasıl olabilir yani, ben anlamıyorum. Sen yayını nasıl 30 dakika sürdürttün onu anlamıyorum yani. Oğlum 37 dakika yayın yazmışım. Bunu nasıl başarabiliyor ya? Bu nasıl olabiliyor abi? Yapboz yaptı, o Lego değil diyorlar bak. Şimdi buna koyacağım 2,5 saat şeylik, 2,5 günlük şimdi böyle. Şimdi bir dakika, ben burada sözü Sayın Efe Uygaç'a bırakırım. Neden? Çünkü daha da konuya hakim. Lego konusuna mı? Konuyla ilgili net söylememi tam olarak beklediniz Oğuzhan Bey, ben anlamadım. Yani Berkcan Güven'le olan arkadaşlığımızı burada anlatmamıza evet. Gerek yok. Evet. Yani nereye bağlamak yani, istiyorsunuz onu anlamadım. Hani yani. Arkadaşınız neden böyle bir şey yapıyor ve... Bu adama PC'yi verelim mi? Ve İtopya karşısında bu adama PC verirsek o geri dönüşü alabilir miyiz anladığında soru soruyor burada. Peki abi eskiyecek. Evet sizdeyiz. Evet Oğuzhan, bu konuyla ilgili söyleyebileceğim 2-3 şey var aslında. Geri dönüşler konusunda çok sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Tamam. Fakat o bilgisayar gittiğinde Warzone oynama planlanıyor karşı taraftan. Bunun kaç kez oynanacağını sadece düşünmek gerekiyor. O kısmı da tabii ki sizi ilgilendiriyor. Benimle ilgili çok bir kısmı yok onun yani. Doğru. Ben bir 3 el düşünüyorum yani. Ben bir 3 el düşünüyorum. En fazla 4 el veriyorum. Ondan sonrası şarkı kayıtları diye düşünüyorum ben. Bunun içinde bir IMEI ihtiyacımız var bildiğiniz üzere. O bilgisayarda ondan... IMEI istiyormuş değil mi? Ondan dolayı. Evet. Eray Bey, sizin arkanızdaki şey ne acaba? Poro mu? Bu mu? Aynen öyle. Bir takım bakayım. Kız düşürmek için yaptım da düşmüyor amına koyayım. Kız düşürmek için. Bir bakalım düşeceğiz mi? Chat'teki kızlar burada mı? Chat'teki bir kızlar bir yapsın bir. Bir dakika dur. Kamerayı bir kapatıp açmam lazım onun için. Çünkü çok güzel bir kombin hazırladım. Donunu çıkaracak galiba. Şah diye açıyormuşum değil mi şimdi? Oh, siktir. Of. Yok ne oldu amına koyayım? Ne oldu? Oğuzhan Bey'in hoşuna gitti bu durum. Şuna sana ne oldu lan? Of of of. Bir şey diyeceğim. Eray'ın donlarını Ali Bey anlatsın. Yalnız burada bana benim burada neyle hitap etmek istediğinizi anlamadım Oğuzhan Neyse, Bey. Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Don sever dedi canım, ne olacak yani? Don sever misiniz kardeşim ya? Sen yani, ne evet, diyorsun ya? Evet ama bu Eray Bey'in donları değil. Tercih. Sen ne diyorsun ya? Eray Bey bu arada ilginç bir kombinle. Şu tipe bakar mısın? Bey. Şu kelaya bakar mısın bir Allah'ını seversen. Amına koyayım bu nasıl bir tip ya. Of. Bro, oflama artık amına koyayım, şimdi adımız çıkacak. Orospu çocuğu sus. Acaba chat'teki kızlar bir puanlayabilir mi? Şöyle bir anket açıyorum hemen. Yayıncı paneli. Chat'teki kızlar bir hemen puanlasın. Anketi yeni anket dedim. Eray'a kaç puan veriyorsunuz? Şöyle sola doğru bakarken alsana fotoğrafı. Bir tane Instagram'a atalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 1'den 5'e kadar oylama yapıyorsunuz. Şöyle ekrana da koydum. Çok iyi. Çok iyi. Dur direkt sonuç göremiyor muyum ben? Ben de hemen puanımı veriyorum. Ben de 5 puan verdim şu an. Aynen öyle. Bakalım. Bu arada 1 ile 5 arasında gidiyor. Ya çok seviyorlar ya sevmiyorlar şu an. Sadece evet, kızlara gitti ben... bu arada bu anket. Evet. Şu an... evet. Kızlara mı gitti sadece bu? Sadece chat'teki... Öyle. Sen niye oy kullandın lan Kemal? Benim şey, hesap benim adıma değil. Evet, Muti Bey 5 adına yaptı. Yok mu yazdı? Muti Bey 5 az dedi. Muti dostiken mi diyor bunu? Ooo, Muti paspasta bakıyorum. Dostike paspasında mı? Kemal bir de şu hareketi varken belki evet. Kararları değişebilir.
şu hareketi... O hareketi bir daha yapar mısınız efendim? Belki tabii bir daha yapıyorum. Kızlar. Peki ne zaman kalkıyor böyle? Yani o... Derken... Yani kalma şeyi şöyle anlatayım. Mesela ortalama kaç saniye sürüyor? Ortalama benim 3-4 saniye sürüyor. Bazen 6'ya zorluyorum. Mükemmel kalkma bir ortalama. Kalkma oranı mı? Gerçekten efendim? Mükemmel bir ortalama. Kalkması kalkma mı 6 saniye? Yok. Şeyden bahsetmiyor muyuz? Türkiye ortalamasından. Ben sizin ortalamanızdan bahsediyorum. Benim ortalama 5-4. Bazen 6'ya çıkıyor zorlanınca. Mükemmel bir ortalama. 5 dakika ne amına koyayım? 5 dakika şey ne? Aldım, dakikadan daha... bahsetmiyor Ozan Bey. Saniyeden bahsediyor. Saniyeden bahsediyorum. Ayrıca geçen bir tane şey aldım. Bu röter falan bir şey var. 10 saniye çıktım. Çok teşekkür ediyorum burada. Diggle evet, Esin dedi ki, var. Sayın Diggle Esin dedi chatimizden. Diggle Esin. Esin Hanım muhtemelen... Revolver Tuba nerede? Revolver Tuba gelecek buraya. M4 A1 Elif. Diggle Diggle Esin dedi ki resmen bu terbiyesizliktir dedi. Eray Bey neyi ima etmeye çalışıyor acaba bize dedi. Glock vermeye. Glock vermeye. Umarım Kemal Bey umarım alev makinesi gelmez. Ben şöyle açıklayayım. Ondan korkuyorum. Bunlar terbiyesizlik değil aslında yani. Hayatın gerçekleri. Doğru değil mi Efe Bey? Yani Eray Bey bu konudaki tutumunuz açıkçası beni çok tatmin etmedi. Şu baksana. Yaptığınız şakalar gayet müstehcendi. Kimseyi de kandırmaya çalışmayın burada. Özür diliyorum Efe Bey. Çok haklısınız. Özür diliyorum arkadaşlar. AVP'lin. Of oğlum, güzel. Güzeldi, manyak mısın? Şimdi şöyle güzeldi, oylarımız güzeldi. Kullanıldı. %54 tüm kadınlara soruldu. 5 vermişler. %54 yaklaşık 4800 kişi. 4800 küsür kişi. Ama bununla birlikte de 3536 kadar sevmeyeniniz var. Eray Bey. Efendim, ne demek istersiniz? Ne demek 3536 sevmeyeninize ne demek istersiniz? Yani öncelikle çok teşekkür ediyorum oy kullandıkları için. Olabilir insan insanı sevmek zorunda değil. Hepimiz saygı çerçevesinde kötü bir şey olmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim oy kullandığınız için. Cansınız, iyi ki varsınız. İşte okumuş adamın hali başka arkadaşlar. Gördünüz mü? Teşekkür ederiz. Aynı Cirella'yla sohbet edilmez yani. Ne okuyordun sen? Game of Thrones'u 50. sayfaya kadar okumuş. Game of Thrones'u 50. sayfaya kadar okudum. Daha da ileriye gitmedim. Teşekkür ederim. Gamer Utku 3 TL'ye gönderdi bu arada. Canımın içi beni de alamazsın Discord'dan. Sizin yanınızda kırmızılı titrettin beni titrettin ana... Utku sen misin? Kırmızılı derken Efe Bey'den bahsediyor sanırım. Vallahi ben de çözemedim orasını Eray'dan ama. Eray'dan da bahsediyor olabilir üstünde kırmızı kıyafet. Ha evet kusura bakmayın. Bu kırmızı mıydı amına koyayım? Sen ne diye giydin onu? Ya Rahidik buna mı başlıyoruz yine? Sen ne diye giydin bir dakika, onu? Biri geldi galiba. Evet Utku. Allah! Alkış be! Alkış be Gamer Utku ya! Utkucum hoş geldin! Utkucum hoş geldin! Hoş bulduk canımın içi, selamun aleyküm! Ve aleyküm! Utkudan da bu arada, Utkucum da bayağı konuya hakim. Utkucum biliyorsun günümüzdeki bu korona muhabbetlerini vesaire. Ne demek istersin bütün yaşıtlarındaki arkadaşlarına, abilerine, kardeşlerine? Buyur. Evet, geç gidiyor galiba Ankara'ya şu an sesim. 4.5G bağlantıdan dolayı. Utkucum duyuyor musun? Duyuyorum abicim benim. Diyorlar ki ne yapıyorsun, nasıl gidiyor hayat? Ben onu... Utkucum abicim, sen ne arıyorsun? İyi, sen de PUBG neyi giydin sen o? Ne yapıyorsun? Evet, bir story atıldı. Bir story atıldı olsun güzel. Ali abi. Efendim canım. Kasaya gösterir mi? He, sen yeni bilgisayar aldın. Evet. Göster bakalım bir kasayı. Aman diyeyim kasayı. Aman. Vay maşallah çok be. Güzel, çok güzel. Allah vay maşallah. Benim kasa kırıldı amına koyayım. Şuraya bak. Utkucuğum sana iyi baktılar mı? İtopya'da sana iyi baktılar mı İtopya'da? O
Tamamençi sen ne dediysen tabii ki bakarlar sen ne dediysen. Ya ne demek öyle bir şey var. Efe gör bak adam nasıl yapar. Kemal benim kasada yarısı çıplak mı lan? Seni Allah belanı. Utkucuğum ameliyatın nasıl geçti? İstanbul 13 için gitmiştin. Ya valla iyi de artık yapamam yayın ya abi. Biliyorsun. Banlandık yayından. Olsun olsun yakında. Yakında şey olur o. Kemal abi. Efendim canım? Utku beni engelledi mi acaba? 27 gün kim engelleyeceğim ben ya? Tamam Utku özür dilerim. Özür dilerim. Yok canım. Özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim sana. Jurok hesabı mı bu? Ben Jurok hesabı işte. Jurok. Evet. Ciddi misin? La benim ya. Bak yanında da yanındaki de Eray bu arada. Eray. Eray tanıyor musun? Eray abi. Eray abi unutmam ben. Eray abi unutmam ben. Efe Ugaç'ı biliyor musun? Lin Sukat. Bu abi de ben Twitch'te yayınlarını izliyorum şey, abi. Şey Efe neresi şey şarkısıyla bilirsin. Bu kırmızılı abi nereye gitti ya? O gelir şimdi. Sen onu şey yapma. O dolanıyor ya. Anladım sen nasılsın abicim. Utku? Nasıl gidiyor? İyiyim abi, iyi gidiyor. Ne olsun i̇yi, ya? İyi, süper. Senin nasıl gidiyor? Siz nasılsınız? Güzel gidiyor vallahi. Hoş geldin teşekkür ederim. Hoş buldum. Jiroks'cum bir keve bakar mısın? Bakıyorum hemen. Utku neler yapıyorsun ya? Anlatsana. Ya Kemal abi çıldırıyorum şu anda. Şaşırdım ya. Ne oldu? Çekledim. İyi Kemal abi, ne olsun? Ya sen cansın abicim ya. Şey, iyi abim. Ben de abi ne yapayım abi oturuyorum işte oyun oynuyordum demin önce PUBG falan girdim çıktım CS'ye girdik CS'ye girdim CS'den çıktık GTA 5'e girdik öyle öyle değişiyor. Bu aralar senin için yükselişte olan oyun revaçta olan oyun hangisidir? Abi PUBG'de kaç FPS aldım 70 FPS aldım şimdi 140-150 alıyorum. Maşallah. Süper. Kemal abi bu arada klavyeyle mouse da aldım oradan güzel bir tane. Hayırlı uğurlu olsun canım benim. Canımın içi ya. Teşekkürler canım benim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Hayat nasıl gidiyor sizlerin? İyi, biz de ne yapalım? Sohbet, muhabbet ediyorduk. İyi canımın içi. Ülke gündemi. Ülke gündemi. Oo, biliyorsun hayat zorlaştırdı abicim bizi. Vallahi ya. Ne diyorsun evet. Bu durumlara Utkucuğum? Abicim bir şey demiyorum ya. Ne bileyim. Var. Ben şu an sizin ortamınızdayım. Şu an şaşırdım abicim. Yani ne yapacağım? Senin de bu arada herhalde yayınlar falan artık şu... Birkaç sene içinde gelir değil mi şarkı? Yok Kemal abi biz birkaç sene değil 27 gün sonra doğum günüm var. 27 gün sonra? 24 Nisan. 24 Nisan. Yaşı aldın mı yayın açabiliyor musun? Yes. Mükemmel. Kemal abin o zaman sana bir yayın bilgisayarı da alır doğum yok, gününde. Yok hayır. O zaten yaptı yapacağını bana. Yayın bilgi... Oğlum adam bilgisayarını gösterdi ya. Ali. Gaming PC'nin yayında biliyorsun. Yayın PC'si. Bir de yayın dur. PC'si. Önce bir Eray kardeşime sözüm. Bir dakika Utku kardeşimden ben cevabımı alamadım. Utku kardeşim, canım kardeşim. Efendim canım. Şimdi sen biliyorsun ülkemizdeki durumlarıdır, dünyanın durumunudur vesaire. Ondan dolayı ne demek istiyorsun şu anda yaşıtlarına, kardeşlerine, abilerine evden çıkmasınlar değil mi sengide? Abilerim tabii ki de çıkmayacaktı. Yoksa bize ne kaldı bu Türkiye'de? Ne kaldı? Doğru. Helal olsun. Ne kadar saygılı, terbiyeli bir insansın. Bilinçli işte. Helal olsun seni yetiştiren aileye. On numara pırlanta gibi bir adamsın. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Ne yapalım? Efe'de malt kafası falan işte. Evet. Malt kafası. Ya kaç yaşında çocuğun karşısında? Sen ki birine mi gösterdin kendini? Onlar da kötü görüyor mu? Utkucuğum ne oldu? Abim Kemal abi söyledim onlarla konuşuyorum. He çok selam söyle. Jurokes abi sana bir şey soracağım canımın içi ben. Efendim canımın içi buyur. Bir gün seninle bir gün bir düet yapalım mı? Seni çok seviyorum ben ya. Nasıl bir düet? Bir düet yapalım Jurokes abi. Benim için patla benim için olur yani benim için olur. O zaman Kemal'in bir diğer şarkı yayınında birlikte bulunuyor musun? ETS yayınında. Abicim. ETS yapıyor ya Kemal ETS. Evet abicim. ETS yayınında seninle bir düet patlıyor o zaman Utku. Kendini hazırla. Kendim hazırlayayım. Tamam bir abi. Sana bir şarkı, sana bir şarkı yaptıralım. Buradan da Kemal'in ilk ETS yayınında düet. Buradan da o zaman Kemal Bey'den Discord yayının tarihini alalım artık. Evet. Alalım artık. Sözünü artık alalım. Benden o şeyi aldın. Direksiyonu aldın. Gazımı aldın. Vitesimi aldın. Bir artık yap yani o yayını yani. Allah belanızı vermesin. Efendim canım. O zaman isterseniz size bir rap söyleyeyim ben.
O zaman sen bir rap patlat bakalım haydi. Ama biz duyabiliriz. Biz duyacağız mı? Ben istiyorum, vallahi istiyorum. Biz duyabileceğiz mi? Biz nasıl duyacağız? Nasıl Kemal abi sen niye duymuyorsun? Akapella yapacak ya, akapella yapacak. Sen yayında ben söyleyeceğim size, ben söyleyeceğim. Sen yayında değilsin ya, altyapıyı duyamayız diye dedim. Hayır Utku zaten şey değil mi, akapella yapacaksın Utku sen. Nasıl akapella canımın içi? Yani arkadan canımın içi müzik vermeden sadece üstünü konuştuğun şey yani canımın içi. Yok arkadan müzik vereceğim yoksa olmaz canımın içi. İşte müziği biz nasıl duyacağız onu soruyorum. Nasıl yani abicim? Anlamadım o zaman ya. Şimdi bir dakika Utku anlatacağım. Discord'dan açtın sen şimdi mesela sesi. Açtım canımın içi. Kendin şu an duyuyor musun şarkıyı? Efe Bey komik bir şey varsa kameranızı açın. Şu an duymuyorum canımın içi. Hayır şarkıyı aç bir bakalım. Aç canımın içi. Şimdi sen şarkıyı duyuyor musun? Utku. Duyuyorum canım benim. Biz duymuyoruz. Sen duymazsan da olur canım ince. İşte bu. Mükemmel bir özgüven. İşte bu. İşte bu. Helal olsun. Helal olsun. Utkucuğum sen başla. De... Başla o zaman sen. Evet. Başlıyorum abicim. Tabii. Tabii. Mikrofonları kapatırsak. Selamünaleyküm cümleden. Başlıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi kulaklar diliyorum. İyi sayılar. Fero! Hadi bakayım. 3, 2, 1 patlıyor. Bigga, bigga. Hadi bakayım. 3, 2, 1 bitirişi. Bu rapim iyi bir bitirici. Popülerist gibi gibi. Göremedin ki bigi bigi. Yanılır. 1, 2, 1. Göremez misin 1, 2, 1? Dediğim pop iyi fikir. İyi gelirdi. 3, 2, 1 bitirişi. Bu rapim iyi ve bitirici, popüleriz gibi gibi. Göremedin ki bir gibi yana olur. 1-2-1000, göremez işini 1-2-1000. Dedim pop, iyi fikir, iyi gelirdi 1-2-1000. Benimki bitti seni küsen. Çekin baby, gel otur gel. İyice kavla, beni ver. Benim işim var, görünür ver. Koşar rızın ile gele dur. Yakanı sırrını pırrını. Adamım adımı tanıdı, adamı da hıdıdı hıdıdı. Fırıf, fırıf, ha? Hapas. Bunu sana köpürüm ha? Papasını döküsüz sapa sapa rapimiz akar akar fiyapes Afrika Shakira baka 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 kırarır üzüm üzüme ben probiyor günü günü kimseye his yok körü körüne hak ettin respect gidek ölüme di gidek ölüme hadi gidek ölüme her zaman engel çıkar önüne. Kendine Müslüman abimiz gelmiş gününe. Kulak asmadın onun bunun sözüne. Kendine Müslüman abi. Göremedin ki bitirici. Popüleriz gibi gibi. Göremedin ki bigi bigi. Yalan olur. 1-2-1000. Göremez işini 1-2-1000. Dediğim pop iyi fikir. İyi gelirdi 1-2-1000. Butişin abi. Hoş geldin de günlüğüne. Etleşimin gibi gibi. Göremedin ki gibi gibi. Yalan olur. 1-2-1000. Göremez işini 1-2-1000. Dediğim pop iyi fikir iyi gelir diye bir iki bin dangerous dangerous kralı Angelus ölen ölür ben değil oralı çok şükür rap müzik kim ise bunalı bugün etsinler yarın Ankara tunalı gelmedi bunalım er abisine oynayışını yiyeyim ben ya yöre gitmeden bırakırım kel foru bunalı kadar gibi yükselen zönciye bir bakın. Bir alkış alalım. Bir alkış alalım Utku'ya. Teşekkürler abi. Teşekkürler Kemal abi. Ağzına yüreğine sağlık. Ara. Bir şey diyeceğim. Ara attığın freestyle'lar gerçekten çok ayrı bir şeydi yani. O freestyle'ları ben hiçbir zaman unutamayacağım. Eray Bey alkış sesi hiçbir zaman. Kemal abi şarkıyı kapat çocuğu duyamıyoruz diyor. Ulan Utku söyledi zaten. Utku söyledi bu arada. Ben açtım zaten şarkıyı. Kemal abi adam açtı. Yok Utku sana helal olsun Utku be. Utku'ydu zaten arkadaşlar söyleyeyim Utku'ydu. Bırakın abicim. Bak. Efendim abicim canlı için. Beni kırmazsın ekliyorum ben canım. Neden? Discord'dan. Discord'dan ekle ben seni ekliyorum ben canlı için. Ekle ekle. Efe'yi de ekle evet. O da kırma. Evet Efe'yi de ekle. Efe'yi de ekle. Efe'yi de canlı için. Attım ya onu da. Ekledim ben seni ya Utku. Efe Bey mikrofonunuzu açarsanız daha. Mutlu ve mesut oluruz.
Ali abicim. Canım geçen ben seni ekleyeyim zaten. Eklesin canım içi biliyorum. Geçen de yeğenime gelmiştin. Seni seviyorum. Evet geliyorum ben sürekli senin yanına. Ben de seni seviyorum. O zaman 27'si mi? Ondan sonra sendeyiz değil mi? Senin kanala bir uğrayacağım yine Utku. Kemal abi 24 Nisan'da yayın mı açayım? 24 Nisan doğum günü. Doğum günü yayını yap işte. 24 Nisan tamam yayın açıyorum. Ama Kemal abicim gözünü seveyim abicim. Mesajıma bak 24 yayını o zaman güzel bir kopsun bizim chat. Utku. Utku. Senin banın 24 Nisan'da mı açılıyor? Evet. Ben şu anki kullandığım kanal şey adı sen benim gerçek kanalım da o hesabı yeni açtım ben hani artık işim senin, geçiyor ya Twitch'e. Yani okey banın 24 Nisan'da mı açılıyor? Yok canım hiç sana anlatamadım herhalde ben. Diyorum ki yani, hesabı yeni açtım abicim ben. Hesabı yeni açtım ya ben de 24 Nisan'da açacağım yayını. Diyor ki he ilk gel 24 Nisan. Aynen öyle canım. Kurallar olmak için diyor. Aklıma süper bir fikir geldi benim. 23 Nisan'da Kemal'in bir saatlik yayını yapmak ister misin? Aynen öyle Kemal'in konserini. Bir saatlik Kemal'in yayını. Tamam sıkıntı yok abi. 23 Nisan'da öyle bir şey mi yapsak lan harbi? Bir saat versek. 23 Nisan'da kendine müzisyen sahne. Harbiden bak. 23 Nisan'da hani ben oturuyordum Kemal. Hayır sen de oturacaksın bak bir saat sen, evet. Bir saat Utku. Böyle bir saat başka kardeşlerimizi de bulalım böyle. Ulan yine ben kazanıyorum ya Jiros. Yemin ediyorum döngüye bak ya. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi diyorum. Tamam bak doğum Kemal, günü yayınında. Kemal, bak doğum. Kemal abi. Utku. Efendim canım için. Doğum günü yayınında geliyorum. Bir de donation bar var. Şey donation bar diyorum. Donate linkin var ya donate. Donate linkim evet. Onu da ayarla. Hem de hediyeleri oradan atalım biz sana anladın mı? Sen istediğin oradan. Ama canım için oyun fordan değil de Bino Game var şu anda ya. Tamam hangisi olursa fark etmez. Hangisi olursa. Ben de Bino Game açıkta oyun for aşkım. Ay aşkım diyorum tabi canım. Tabi ha. Canım için. Bino Game. İstediğin yer olur. Bebeğim. Bir tane. Sevdasız derse gönlü olsun bir tane. Şey ananı sen getir. Neydi onun adı ya? Ne ananı ben sana. Nasıl yani? Ananı sen getir. Annem karıştı konuya. Evet. Hayır, adını diyor. Evde oturuyordu ya. Utku. Kemal abicim. Ya az kafam karıştı. Şimdi ben abi dediğim gibi Bino Game kurulu sadece. Oyun Fora'da bugün tamam. Başvuru yaparım. Kabul ederler. Tamam sen başvurularını yap. Zaten Bino Game en kötü açık. Hani o şey usuldür ya. Hediye gönderilir ha? Doğum günlerinde. Ama bak şunu söylüyorum. Jurakas abicim seni bekliyorum. Eray abicim seni de bekliyorum. Kırmızı da titrettim beni abi. Orada ben varım. Kırmızı abi seni seviyorum abi. Canımın için sürekli kırmızı diyorsun ama yani. Ali tamam, adı. Tamam. Ali aynen. Ama çünkü hani abimiz kırmızılı olduğu için öyle dedim. Bu arada Efe kamerası kapalı şu anda. Efe Benfero'nun en yakın arkadaşlarından biri biliyorsun değil mi? Vallahi bilmiyorum daha yeni öğrendim Efe. Gerçekten öyle. Can ciğerler birlikte barfiks falan çekiyorlar. Hatta Efe çok bir tane bir de Efe Uygar söz eklemişti değil mi Efe? Barfiks'i biliyorsun neremize çektik. Çeksik. Çok iyiydi Utkucuğum. Ağzına sağlık. Yo ben söyledim Efe burayı. Ha pardon. Burayı ben söyledim. Utku o zaman doğum gününde görüşürüz. Tamam mı? Biz gidelim tamam, iki canım, oyun görüşürüz. Atalım. Sıkıntı yok. Oğlum Kemal komşular. Öpüyorum seni. Hadi keyfe dönelim o zaman. Öpüyorum seni canımın için. Hadi bakalım görüşürüz canımın için. Arkadaşlar hayırlı akşamlar hepinize. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye. Kemal Bey. Keyfe dönün. Kemal Bey bir saniye programı kapanışla ilgili konuşma yapar mısınız Efe Bey ile birlikte? Efendim Efe Bey hoş geldiniz yeniden çok teşekkür ederiz hoş bugün bulduk, katıldığınız hoş için. Bulduk. Ben teşekkür ederim Kemal Bey sağ olun. Katmanda gördüğünüz gibi derinlere indik bugün. İlk bir saatimiz bayağı. İki saatimiz öyle geçiyor bizim her zaman. Evet. Bir sonraki katmanlarda da görmek isteriz sizi. Tabii katman davetlerinize her zaman açığım. Katman davetini genelde çağrı atıyor ama aynı evet, sinemalar. Yani, Efe Bey. Yok hype pardon hype oldu. Gökten. Evet. Buyurun Ali Bey. Katman turnusolu gibi ne kadar derine indiğimizi belirten kırmızılık seviyeniz evet. Bizimle birlikte burada olursa bu yayın pek göremedik. Bembeyazdınız. Bir gittim geldim. Mal abi. Gittim geldim. Evet. Ne oluyor? Bir dakika. Bir şey söyleyebilir miyim Jurakas abicim?
Kemal abi kusura bakmıyorsun değil mi Kemal abicim? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kamera açmayacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söylesin. Tamam sakin. Relax sakin abi. Öyle korkutma relax. Sakin. Şimdi Kemal abi sana bir şey soracağım ben canım içi. Adını sen getir. Kemal abi senden bir... Abi gülmez. Kemal abicim rahatla abicim. Kendine sana bir şey diyeceğim. Sakin ol relax. Relax. Ay beni gündüm ödül abicim. As Kemal abi sakin. Utku bir kameranı açar mısın? Karşılıklı konuşacağız şu an Utku. Sakin. Bir dur Allah aşkına. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım abi. Son. Kemal abicim senden ricam. Benim Instagram'ı paylaşma abicim şu chat'e. Neyi paylaş? Instagram. Instagram abicim lütfen be. Instagram'ı. Utku'nun Instagram'ını atın chat'e tamam. Abicim sen cansın. Gamer Utku XP arkadaşlar lütfen. Gamer Utku XP. Gamer Utku XP. Sen Kemal abi cansın Utkucuğum, ya. Utkucuğum Windows 10 çıktı. 11'in üzerinde çalışılıyor. XP artık güncelleme almıyor. İstersen... Kemal abicim. Abicim şu anda telefon yanımda. Gamer Utku XP spawnlanabilir miyiz arkadaşlar? Gamer Utku XP bakalım ekrana kaç tane bildiğin gelecek. Abi şu anda geliyor arkadaşlar. Çok tutuklar. Şu anda geliyor. Abicim hadi tamam. Gamer Utku XP spawn alabilir miyiz? Hadi bakayım. Kopuyoruz bugün abicim. Utku Enes Batur'a nasıl işte? Efendim canım içim. Utku yiyorsun bu Utku. Valla yiyorsun. Yapıyorsun bu işi. Ben yaparım abi. Yapıyorsun bu işi. Ben yaparım Kemal abi bu işi. Yaparım. Lan Kemal demedik ben dedim. Jirox. Hayır Jirox abicim. Arkadaşlar Gamer Utku XP spawn. Abicim 28 kişi mi takip ediyor koskocaman yerde? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapalım birazcık. Kapatalım. Utkucuğum ben sana söyledim. Utku. Botlar belli etme. Utkucuğum XP artık güncelleme almıyor. Utku. Utku. Windows 10 yaparsan daha çok gelir. Utku bir şey diyeceğim sana. Ben neydi Gamer Utku? XP. Gamer Utku XP canım önce. Benim faturama bakabilirsin. LOL oynuyor musun? Utku LOL oynuyor musun? Yok canım için LOL oynamam var. Aha tamam telefonu çöktü. Telefonu çöktü. Tamam. Nerede? Senin kaç telefon takipçin çöktü. Vardı? 180 abicim onu bir 2500 yapalım be. 3000 yapalım. Oğlum yapalım şu an ya. 600 diyor 600. Ciddi misin? Aynen öyle. Şimdi Enes Batur'la mı tanıştın sen? Enes Batur'la nasıl tanıştın Utku? Ne olur benden de tanıştır. Oy resim çekin Kemal abi ya. Oğlum ben... Seviyor musun Enes'i? Abicim yani... Biraz... Bir dakika. Çok da hoşlaşmadım ama. Bir dakika. Sen normalde sevmiyor musun Enes'i? Kemal abi çaktırma ya. Bir şey yazıyor indir ya. Bayık ya. Kemal abi bayık ya. Kemal abi sen hiç yakıştıramıyorum ya. Hayır ben bir şey demedim. Utku bu arada bir şey diyeceğim. Kemal de ben de yakın zamanda... Düşünüyoruz da kaç aldın bunu? Ne canım önce? Kaç aldın bunu? Ne? Merso mu almış? Gösteriyorum kameradan. Merso'yu gösteriyor Merso'yu. He Merso'yu sana satayım abicim ayıp ediyorsun ya. Kaça satarsın? Abi normalde, normalde 440 bin lira da sana 120 bin lira abi. Oha ne alıyorsun abi? Abicim yanlış anladım 2018 model abicim gözünü seveyim. Kaç kilometrede? Nerede bilmiyorum ki abi. Bilmiyorum ki. Tamam, tamam. Arabanın adını ne koydun? Enes sen seviyorsun ya bak o koyuyor arabasını. Ya Kemal abi az karıştırma onu şimdi. Şirakiz abi pardon Şirakiz abi. Az karıştırma canım onu şurası. Kemal konuştu benden niye? Kemal konuştu bu sefer. Kemal abi konuşuyor özür dilerim hakkını. Arabanın herhalde adını ne koydun bir söyle hele. Sen gitmezsen o koyayım canım onu şey. Tamamdır. Tamam. Bir şey soracağım sana. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Bu olayı cidden merak ettim. Spawn alalım arkadaşlar. Sen söyle Jurakis abi, sen söyle Kemal abi, buyurun. Sen söyle Utku Allah'ım. Yok sen söyle. Şu olayı, şu olayı çok merak ettim Enes olayını. Enes bizim yayınları izliyor şimdi, yanlış anlamasın. Abicim izlersizleriz abicim. Şu doğruyu söylemek var adam. 18 bin kişi mi? 18 bin kişi mi dersen, Enes Batur mu dersen 18 bin kişi abicim. O 18 bin kişi hangisi? He? Yani chat'te 18 bin kişi var öyle değil mi abicim? Bilmiyorum ki. Evet varmış, 19'muş. Bu arada Utku da buradayken ben artık bir izninizi istiyorum. Görüşürüz Utku'cum. Kendinize çok iyi bakın. Acil kurul toplantısına geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu acil durumda gerçekten bu kadar kişinin toplandığı için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok görüşürüz iyi bakın. Görüşürüz kardeşim benim. İyi geceler diyorum. Evde kalınız efendim. Hashtag evde kalın. İyi bak canımın içi. Çok güzel. Hashtag evde kalın. Görüşürüz canım içi. Kemal Utku'cum, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim canım.
Komşu son. Komşu son mu be? Komşu son mu be? Hadi o zaman Discord'a. Hadi evet. Utku öpüyorum evet. Seni de. Hepinize veda ediyoruz arkadaşlar. Tekrar Boşluğa Doğru programının bir bölümüyle daha. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abicim sen de iyi bak. Arkadaşlar Gamer Utku ismi kanalımın adı YouTube kanalımın adı Gamer Utku. Hadi bakalım YouTube kanalımın adı Gamer Utku arkadaşlar. Ay Kemal abi en önemlisi YouTube abi. YouTube'da eğer olursa para kazanmak tipleştiriliyor benim YouTube'da. YouTube'da arkadaşlar abone olursanız sevinirim lütfen. 2000 abone olursak çok mutlu olurum YouTube'da. Gamer Utku arkadaşlar. Gamer Utku. Olacağız emin ediyorum olacağız. Evden bekleniyoruz Tefe. Allah belanı versin olacağız tamam. Arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Lan bu yayın mı? Yayın mı? Yayın. Ha yayın bu doğru ya. Arkadaşlar YouTube Gamer Utku abiniz olsun. Hadi Allah'a emanet. Sizi de seviyorum. Sağlıcakla kalın canlarım benim. Hadi Allah'a emanet. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Oğlum ne oldu? Oğlum biz ne yaşadık? Ne oluyor? Ben cave'e niye giremiyorum?